Herkese merhaba gençler. Umarım iyisinizdir. Biz devam ediyoruz karıştırılan kavramlarla. Şimdi karıştırılan kavramlarda 3. kısma geldik. İlk ünitede öğrenmeyi etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Orada çok fazla kavram var. Yani gerçekten 20 tane falan kavram var. Şimdi onları tek tek bir yazalım. Ondan sonra hangilerini karıştırıyoruz birlikte bakalım. Biz öğrenmeyi etkileyen faktörler dediğimizde bunları kaça ayırdık? Hatırlayın. 3'e. Değil mi? Neydi bunlar? Öğrenenle ilgili olanlar, yani öğrenenin kendisiyle ilgili olanlar. Bir de öğretenden ve yöntemden kaynaklanan faktörler. Bir de öğrenme malzemesiyle ilgili faktörler. Şimdi hatırlarsanız sadece şuradan bir soru çıkar demiştim videoları anlatırken ki çıktı da. Yani yıllardır söylüyorum ÖSYM en sonunda tam olarak aynı soru kalıbını sordu. Dolayısıyla da kimin nerede olduğunu muhakkak bilmeniz gerekiyor. Şimdi ilk önce öğrenenle alakalı faktörlerden başlayalım bir yazalım. Türe özgü. Hazır oluş, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, dikkat, yaş, zeka, genel uyarılmışlık hali, kaygı, güdülenme, ket vurma, aktarım. Öğretenden ve yöntemden kaynaklanan faktörler, konunun yapısı, zaman, öğrenci aktivitesi ve geri bildirim. Öğrenme malzemesiyle alakalı faktörler ki, burada da çok karıştırıyorsunuz. Algısal, ayırt etme, kavramsal, gruplandırma, anlamsal çağrışım ve telaffuz edilebilirlik. Şimdi gençler bu tabloyu unutmuyorsunuz. Yani bu zaten konulara çalıştıysanız aklınızda olması gereken şeyler. Hadi gelin birlikte hangi kavramları karıştırıyoruz bunlara bakalım. Şimdi bazı arkadaşların yani karıştırılması zor, bayağı bir çaba istiyor ama bazı arkadaşlar şu ikisini karıştırabiliyorlar. Türe özgü hazır oluşluk dediğimizde bir insanın konuşma yeteneğinin olması, bir insanın düşünme yeteneğinin olması, daha doğrusu o türün kendine özgü olan davranışlarını kastediyoruz. Yani o zaman türe özgü hazır oluş aslında bizim genetik donanımımız, yani türümüz, türümüzün özellikleri. Böyle düşünün. Kuşların uçması, insanların uçamaması, balıkların yüzmesi, insanların ama suda yaşayamaması, bunlar hepsi türlerin kendine ait olan özellikleri. Olgunlaşma ise geçen derste bahsettiğim, yani organizmanın bir işi yapabilecek düzeye gelmesiyle alakalı bir şey. Türe özgü hazır oluşlukta ya da genetik donanımda olan bir şey vakti saati geldiğinde ortaya çıkıyorsa bu da olgunlaşmanın eseridir diyoruz. Çünkü olgunlaşma da nihayetinde kalıtımla alakalı bir şey, değil mi? Ama türe özgü hazır oluşlukla asla aynı şeyler değiller. O yüzden de karıştırmıyoruz. Türe özgü hazır oluşluk kuşların işte uçması, insanların düşünmesi gibi. Ama olgunlaşma organizmaların, hayvanlar ya da insanlar, organizmaların bir işi yapabilecek düzeye gelmesini ifade ediyor. Anlaştık. Yine bazen Instagram'dan gelen mesajlar var. Şimdi gerçekten neydi? Şaşalıyorum. Afallıyorum. Şöyle bir soru gelmişti. Çok şaşırmıştım. Türe özgü hazır oluşlukla hocam hazır bulunuşluk karışmaz mı? Şimdi baktığınızda ket vurma gibi bir şey yaşanabilir. Ama
bilgi anlamında karışması imkansızdır. Yani soruda gördün, kafan karıştı, o an hazır bulunuştuk, hazır oluştuk falan, ÖSYM bunları kullanır, yani kelime oyunları yapar. Kelime oyunlarına takılırsan bu senin problemin. Ama bilgi anlamında karıştırmamanız gerekiyor. Böyle bir şeyin olması imkansız. Yine de anlatayım. Türü özgü hazır oluşluk dedik ya, genetik donanımdır. Hazır bulunuşluk ise bizim çevreyle kurduğumuz ilişkiden kaynaklanır. Yani ilgi duymak, istek duymak, ön öğrenmeye sahip olmak, bir şeyi istemek, bunlar altyapıya sahip olmak, bunların hepsi ne olacaktır? Birer hazır bulunuşluktur. Şimdi şöyle bir örnek üzerinden düşünün. Bir insanın düşünebilmesi, problem çözme yeteneğinde olması nedir? Türe özgü hazır oluşluktur. Ama bir insanın problem çözmeye istekli olması, türev integral çözmeye istekli olması tamamıyla ve tamamıyla o insanın hazır bulunuşluğuyla alakalıdır. Hazır bulunuşluk öğrenmenin öncesinde ve sonrasında olabilir. Eğer hazır bulunuşluk olmasaydı şu an oturup da böyle ders çalışıyor olmazdınız. Hazır bulunuşluk böyle bir şey. Biri bize ilgi istek uyandıran şeyleri öğrenmeye daha yatkın olmamız anlamına geliyor. Burayı da hallettik. Dikkat, yaş ve zekanın karışacağını düşünmüyorum ama en çok sorulan kavramlardan bir tanesi genel uyarılmışlık halidir ki bu yıl sınavda ya genel uyarılmışlıktan ya da kaygıdan soru bekliyorum. Dolayısıyla da genel uyarılmışlıkla ikisi arasında dağlar kadar fark var. Artık karıştırmıyoruz. Okey. Bir kere şurada göstereyim. Her ikisinde de iki tane uç nokta var. Yani marjinal noktalar var. Şimdi bu genel uyarılmışlık hali olsun, bu da kaygı olsun. Şimdi gençler, her ikisinde de optimum nokta ne olacaktır? İyidir. Öğrenme için en elverişli durumdur. Peki aradaki şu uçlar ne? Yani şurada olanlar öğrenmeyi bozan durumlar. Neden? Birazdan anlatacağım. Önce genel uyarılmışlığı söyleyeyim. Genel uyarılmışlık hali şu anlama gelir. Organizmanın dışarıdan gelen uyarıcıları alabilme ya da alabilememe durumudur. Mesela Ramazan ayında Allah kabul etsin oruç tuttuk. Oruç tutarken mesela ben çok sahurda, yani sahura kalksam da yiyemeyen bir insanım, yani öyle söyleyeyim. Ve bir uyku hali geliyor, bir yorgunluk geliyor ki sizinle de canlı yayınlarda falan konuştuğumuzda hocam Ramazan'da hiç çalışamıyoruz ya, böyle bir pes dilimiz çıktı falan diyorsunuz. Neden? Çünkü enerjiniz gidiyor, laktik asit salgılanıyor ve o sırada senin yeni bir şey öğrenmek gibi ya da var olan bir şeye odaklanmak gibi bir davranış ortaya koymanız gerçekten çok kolay değil. Dolayısıyla da şöyle düşünün, eğer uyku halindeysem, yani iki tane uç noktanın biri uyku biri dehşet, uyku halindeysem de ya da çok panik halindeysem öğrenme konusunda sıkıntı yaşarım. Şöyle düşünün, çok soğuk bir ortam, buz gibi bir ortamda senin bir şeye odaklanman çok zordur. Ya da tam tersi çok sıcak, çok böyle her şey artık böyle uyku moduna geçmişsin. Yeni bir şey öğrenmen gene çok zor. Dolayısıyla da optimum noktada olmalı. Soruda nereden anlamalısın genel uyarılmışlığı? İşte havadan bahseder. Hava aydınlıktı, karanlıktı, ortam sıcaktı, soğuktu, gürültülüydü, sessizdi, sakindi. Buna benzer yapıları ortaya koyduğunda ve bir öğrenme ortamından bahsettiğinde, bir sınıf ortamından da bahsedebilir. O zaman aklınıza genel uyarılmışlık hali gelebilir. Kaygı ise bambaşka bir şey. Arkadaşlar, kaygı bizim içsel süreçlerimizle alakalıdır. Kaygı yarındır diyen bir filozof vardı. Kimdi hatırlamıyorum ama Sartre de olabilir, emin değilim. Kaygı gerçekten yarındır. Her zaman, her seminerde söylediğim bir şey var. Diyorum ki, yani insanlar ne zaman kaygılansalar, ne zaman böyle bir endişelenseler gelecek zamandadırlar. Sürekli geçmiş zamanda olan bir insanın depresyonda olduğunu düşünebiliriz. Sürekli gelecek zamanda olan bir insanın da kaygılı olduğunu düşünebiliriz. O zaman kaygıyı nasıl anlayacaksın? Aslında çok basit anlamak. İnsanların kurduğu cümlelerden çıkar mesela bu. İşte sınav soruları zor mu olacak?
acaba sınava yetişebilir miyim? Ya sınav günü uyanamazsam? Bunların hepsi yarınla alakalı endişelerdir. Dolayısıyla da kaygıyı anlamak istediğimizde yapmamız gereken şey yarınla alakalı gerilimleri düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla şu ikisini asla karıştırmıyorsunuz. Güdülenme zaten motivasyon süreci, bunu da karıştırmıyorsunuz. Ancak ket vurma ve aktarım. Yani 5500 defa anlattık ama yine de anlatmak istiyorum. Buraya ayrı bir çerçeve açalım. Dolayısıyla da onu bir sonraki videoda konuşalım istiyorum rahat rahat. Ket vurma ve aktarımı karıştırmayın. Önemli bir konu, soruda çıkıyor zaten. Görüşmek üzere.